Arkadaşlar merhaba. Bu videoda 1980-2020 yıllarında Türkiye ekonomisi kronolojisini ele alacağız. Konudan önce kaynakçı olarak kullandığım Türkiye Ekonomisi Sektörel Yaklaşım adlı kitabın yazarları hakkında bir bilgi vermeliyim. Yazarlardan olan Mehmet Dikkaya'ya ait Ekonomik Entegrasyon Avrupa Birliği ve Türkiye adlı kitabı, bundan başka Türkiye Cumhuriyetleri Ekonomik Politiği adlı kitapları mevcuttur. Ayrıca diğer yazarımız olan Adem Üzümcü ile Osmanlı'dan günümüze Türkiye'nin İktisadi Tarihi kitabı mevcuttur. Adem Üzümcü'nün yazdığı başka bir kitabı ise İktisadi Büyüme adlı eseridir. Yazarlarımızdan verilen kısa bilgiler sonrası konumuza başlayabiliriz. Bilindiği üzere 12 Eylül 1980'de askeri bir darbe meydana gelmiştir. Bu darbe ile Türkiye ekonomisi yapı bütünü ile etkilenmiştir. En belirgini ise ihracatın ithalatı karşılama oranı %35 civarına kadar düşmüştür. Darbeden önce yani 24 Ocak 1980'de istikrar politikası kararları yayınlanmıştır. Bu kararlar Eylül 1980, Aralık 1983 arası uygulanabilmiştir. 1983 yılında Anavatan Partisi ile Türkiye ekonomisinin serbestleştiği yıllara gelindiği bilinir. Sol tarafta verilen istatistiklere bakıldığında Turgut Özal'ın nasıl bir ekonomi ile karşılaştığı görülür. Özellikle enflasyon oranının darbe yılında çok yüksek olduğu bilinmektedir. Dönemin başından itibaren ihracatın yaklaşık 6 milyar dolardan 14 milyar dolara ulaşmasından dışa açık ve ihracata dayalı büyüme modelinin önemli ölçüde başarılı olduğu anlaşılmaktadır. Büyük çaplı ekonomik krizlerin 1990'lı yıllarda ise Türkiye ekonomisinin yıkımlarına içerir. Ekonomide kronikleşmiş yüksek enflasyon, iç borç sorunları, dış şoklar, siyasi istikrarsızlık mevcuttur. Tabloya bakıldığında yerli para hızla değer kaybetmektedir. Özellikle 1994 ve 2001 yıllarında ÜFE'nin ve TÜFE'nin değerlerinin üzerinde seyretmesiyle bu dönemde ekonomi üretiminin ithalata bağımlılığının derinleştiği anlaşılır. Zaten 1990'lı yılların ilk kırılması olarak 1994 kararları görülmektedir. Bu kararlar ile Türkiye tekrardan IMF'ye muhtaç hale gelmiştir. 1985'ten beri IMF'siz olan Türkiye ekonomisi 1994'te tekrardan IMF ile anlaşma yapmıştır. Türkiye ekonomisi 2000'li yıllara geçiş sürecine bakıldığında bozulan gelir düzeyi istikrarsızlık görülmektedir. 2002 yılına kadar istikrar programı planlanmaktadır. Fakat Şubat 2001 kriziyle bu istikrar programı sona ermiştir. Ardından döviz kuru dalgalanmaya bırakılmıştır. 3 Kasım 2002'de yapılan genel seçimlerde tek başına iktidar olan AK Parti Türkiye'ye yeni bir dönemi başlatmıştır. 4 dönem iktidarda kalmıştır. Tabloda da görüldüğü gibi AK Parti iktidara geçtiği zaman mevcut durum şu şekildedir. Enflasyon, döviz kuru ve faiz oranı çok yüksek gerçekleşmiştir. Enflasyonist yapı, istikrarsız döviz kuru ve belirsizliklerin hakim olduğu durumda ulusal para fonksiyonu yerine getirememiştir. Ve dolarizasyon meydana gelmiştir. AK Parti'nin ilk dönemi ilk olarak acil eylem planı ile başlamıştır. Yabancı portföy yatırımları 2002 yılı sonunda yaklaşık 9 milyar dolardan 2006 yılında 65 milyar dolara çıkmıştır. Ayrıca ülkenin dış borcu artmış ama bu borç özel kesime yönelmiştir. Yani bu dönemde dış borç temposu ciddi boyutlara çıkmıştır. Bunun gibi olumsuz gelişmelere rağmen 2002 sonrası dönemde ekonomide enflasyon ve büyüme başta olmak üzere pek çok gelişme yaşanmıştır. AK Parti döneminde uygulama alanı bulan IMF destekli ekonomi program özellikle enflasyon konusunda hedeflenen orana yakınlaşmıştır. Kamu açıkları da azalmış görülüyor. O dönemde yani 2005 yılında paradan 6-0 atılarak yeni Türk lirasına geçilmiştir. Yıl 2006 olduğunda özellikle harcamalarda ciddi sorunlara yol açacak adımlar atılmıştır. 22 Temmuz 2007'de erken genel seçimleriyle AK Parti ikinci kez tek başına iktidar olmuştur.
İkinci döneme ilişkin aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere enflasyon, döviz kuru, faiz oranı değişkenleri mevcuttur. Küresel krizin dünyada etkisinin hissedildiği 2008 yılında işlenmemiş gıda ürünleri, petrol ve altın fiyatları gibi para politikasını kontrol edemediği arz şokları ile 2008 yılında enflasyon oranı %10'u aşmıştır. 2006 yılından itibaren açık enflasyon hedeflemesinin uygulandığı bu dönem içerisinde 2007-2008 yılları için hedeflenen enflasyon oranının tutturulduğu da söyleyemeyiz. 2008 yılında krizin diğer ülkelere yayılması sonrası oluşan panik havası sermaye çıkışlarına neden olmuş, ABD doları %30 değer kazanmıştır. Kamu borç düzeyinde azalışın mali baskınlık seviyesini azaltmasıyla birlikte düşen faiz oranları ve oluşan güven ortamı hem finansal hem reel kesimi asli fonksiyonlara yöneltmiştir. Bunun sonucu olarak 2007-2011 yılları büyüme oranı pozitiftir. 2011-2015 dönemi AK Parti'nin 3. dönemidir. Dünya ekonomisinde makro sorunlar devam ederken Euro bölgesinde de borç krizi ortaya çıkmıştır. Küresel krizin olumsuz etkilerinden çabuk sıyrılarak 2010 yılından itibaren büyümeye başlayan Türkiye ekonomisi birçok gelişmiş ülke krizin etkilerini hala atlatamazken 2011 yılında da büyüme devam etmiş, gayri safi yurt içi hasıla da artmıştır. Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere kamu kesimi dış borçlarında yatay bir seyir söz konusu iken özel kesim borçlanma artışına bağlı olarak toplam dış borçlarda artış meydana gelmiş. Fakat gelişen süreç itibariyle toplam dış borçların milli gelire oranında azalış görülür. Küresel kriz sonrası işsizlik oranlarının yükselmesiyle iktidarın işsizlik sorununa bakış açısı değişmiş ve istihdam için teşvik başlatılmıştır. Kasım 2015'te yapılan seçimler ile AK Parti 4. kez iktidara gelmiştir. 15 Temmuz 2016 akşamı iktidar beklenmedik biçimde Cuntacı bazı askerler tarafından gerçekleştirilen darbe girişimine maruz kalmıştır. Darbe teşebbüsü sonrası 3 aylık zaman süreci içerisinde döviz kurları yatay seyrini korumuş fakat Ekim 2016'da 3.07 iken 3.74'e çıkmıştır. 2017 yılında 3.65 olmuş ve dalgalanmaya girilmiştir. Bunun nedeni içsel unsurlar dışında dışsal faktörler de olabilir. Trump'ın tehditleri, Fed'in faiz artış sürecine girmesi ve Suriye-Irak olayları etki etmiş olabilir. 2017 yılında Türkiye ekonomik krizin etkilerini savuşturmak için hızlıca önlemler aldı. Kredi garanti fonu ile şirketlerin çekeceği kredilere devlet kefil oldu. Kamu bankaları uygun koşullarla kredi vermeye başladı. Varlık fonu zengin kamu kaynaklarını tek bir şemsiyede topladı. 2017'de ekonomi alarm sinyalleri veriyordu. Fakat 2018'de çok az insan bu çapta bir kriz bekliyordu. 2018 yılında ekonomik kriz, ABD ile olan gerginliğin de etkisiyle dolar 7.20'yi aştı. Şirketler ard arda konkordato ilan etmeye başladı. Hacizler, iflaslar birbirini izledi. Merkez Bankası faizleri sert bir şekilde yukarı çekti. İşsizlik 15 yılın zirvesine çıkmış bulundu. 2019'da yapılan seçimler ile yeni bir sürece girildi. Sol üstteki tabloda görüldüğü gibi döviz kurlarında da ciddi artışlar mevcut oldu. 2018'de yaşanan her şey 2019'un bir nevi habercisiydi. Büyük mega projelerden alarm sinyalleri gelmeye başladı. Vatandaş ard arda gelen zamlarla neye uğradığını şaşırdı. Çaya, şekere, benzine, motorine zam üstüne zam geldi. Piyasalar tekrar edilen İstanbul seçimlerinin etkisiyle çalkalandı. Enflasyon oranlarına bakıldığında Ağustos 2019'a kadar ciddi enflasyon görülmekte ki bunun nedenleri arasında yapılan seçim sonucu belirsizlikler olduğu söyleyebiliriz. Ardından dünyayı saran COVID-19 virüsüyle Türkiye resmi olarak Mart 2020'de tanışmış ve her alanda durma yaşanmıştır. Karantinaya karar verilmiş fakat ekonominin buna dayanamayacağı aşikar bir durum
olduğu için 1 Haziran tarihi itibariyle normalleşme sürecine girilmiştir. Salgının küresel ticareti neredeyse durma noktasına getirdiği ekonomik aktivite üzerinde tarihte benzerine az rastlanan şiddetli bir olumsuz etkiye neden olduğu bilinir. Ayrıca bu dönemde Euro bölgesinin 2020'de ekonomik olarak %7,5 oranında küçülmesinin beklendiği açıklanmıştır. Şu bir gerçek ki COVID-19'u kesin tedavi edecek aşı ya da ilaç bulunmadan ve tüm insanlar aşılanmadan COVID-19 tehlikesi gündemden düşmeyecektir. Geçtiğimiz Nisan sonu ve Mayıs başından itibaren Avrupa ülkeleri, Uzak Doğu ülkeleri ve tabii ki Türkiye'de durdurulmuş olan hayatı yeniden dönüş yani normalleşme aşaması başlamıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.